İyi akşamlar. Bugün 13 Nisan 2011 Çarşamba. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, resmi verilere göre Türkiye'de evlilikler azalıyor, boşanmalar artıyor. Boşanma nedenlerinin başındaysa geçimsizlik geliyor. İzliyoruz efendim. Evet, Mustafa kızın alem. Şerifoğlu Murat'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Şerif kısmı hariç, yani babası hariç evet. Çünkü ben bu devirde yani kayınbaba kaynana falan çekemem. Peki, Şerifoğlu Murat, Mustafa kızı Nalan'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Bu halde ben de Mustafa kısmı hariç kabul ediyorum. Ailesine de bakacak halim filan yok benim. Ayağını kır ayağını. Kır ayağını oğlum, kır ayağını. Bizim zamanımızda ayağına bas derlerdi. Şimdi millet ayağını kır diyor ya. Aa, ben tekmeledim. Benim dediğim kavgalar olacak evde. Peki öyle olsun hayatım, ne yapalım? Ama önce bu küçük armağanımı kabul et. Sana pek layık değil ama. Aa, o ne? Ay yoksa o boşanma günü mü? Ay bana boşanma günü mü aldın Murat? Kendini özgür hissetmeni istedim hayatım. Ne zaman istersen işleme koyabilirsin. Ay seni seviyorum Murat. Ama bu papyon çok gıcık söyleyeyim. Benim istediğim kravatı değil de annenin istediği papyonu taktığını unutacağımı sanma. Ben de senin gelinliğini hiç beğenmedim Nalan. İzninle de yırtacağım. Ne yapıyorsun sen be? Ömrüm seni yakacak Murat. Lan yemin ediyorum var ya, dünyanın çivisi çıkmış oğlum. Bunlar daha şimdiden geçinemiyor lan. Nasıl yürütecekler oğlum evliliği? Evet. Aa bak, gelin çiçeği atıyor çiçeği. Ha, atsın atsın. Lan bir dakika bırak çiçeği atacak. Atıyorum. Hadi Allah! Dinamitli çiçek deniyormuş bunlara da. Yeni çıkmış bunlar. Güzel güzel. Sayın seyirciler, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği KADER 2011 genel seçimleri için bir kampanya başlattı. Birçok ünlü ismin destek verdiği bu kampanyada eşit temsil için mecliste 275 kadın milletvekili yer alması hedefleniyor. İzliyoruz efendim. Ulan dördüncü ayakta kim gelir acaba ya? Koala Kuntik mi yoksa Yürekli Batur mu geldi lan? Ulan neyse ya, bu ayağı boş bırakayım da vaktim kalırsa sonra geri dönerim. Bey! Ben şöyle bir karar verdim bey. Milletvekili oylamasına katılsam diyorum. Ne dersin? Milletvekili oylaması mı? O da nereden çıktı lan? Hani kadın derneği diyor ya 275 kadın milletvekili istiyoruz diye. Ben de o 275 kadın arasına girer ezilenlerin sesi olurum. Ezilenlerin sesi olurum. Bak Sevan, sana bir şey soracağım ama dürüst ol, dürüst, tamam mı? Sen ne diye milletvekili olmak istiyorsun ha? Bir söyle bakayım bana. Ne diye olacak? Memlekete hizmet için elbette. Bırak şimdi bu politikacı ağızlarını, bırak ya. Niye? Gerçeği söyle bana. Şimdi 9000 lira maaşı var ya, fena mı? Peki başka? Bir de prestij meselesi tabii. Prestij ha? Tabii prestij. Yani sen şunu söyle, izin verecek misin aday olmama? Dur bak, avucuma yazıyorum. Oku bakayım. Yemezler mi? Evet canım, yemezler. Lan ben bilmiyor muyum senin dokunulmazlık zırhı için vekil olmak istediğini? He? He? Bilmiyor muyum he? Aklı sıra beni kandıracak kurna. Ne yaparsan yap, bu tokatlardan kurtulamazsın sen kadın. Her şartta dokunurum ben sana, her şartta, anladın mı? Anladım bey, anladım. Allah cezanı versin seni. Elleri kırılsın vurma ya. Bak vekil olursam sana ihale veririm ha. Kalsın anam, kalsın. İstemem ben ihale mihale. Ben akşamları sana iki tokat çakayım yeter. Gel lan buraya, gel buraya. Kaç olayın, kaç olayın. Milletvekili olacakmış. Milletvekili. Sayın seyirciler, partilerin 12 Haziran seçimlerinde kullanılacak oy pusulasındaki yerleri kura ile belirlendi. Yerlerini beğenen parti yöneticileri ise sonuçları hemen fırsata dönüştürdü ve slogan üretti. Pusulada birinci sırada yer alan AK Partililer hep birinciyiz, dördüncü sıradaki CHP'liler dört dörtlük yer, 12. sıradaki MHP'liler ise 12'den vuracağız yorumunu yaptı. İzliyoruz efendim.
Bana bak hanım. Mühürü doğru bas, pusulayı da dışa doğru katla, tamam mı? Ay tamam tamam, ilk defa oy kullanmayacağız herhalde. Hoppa! Bundan hani sonra kafa karışıklığına son anacım. Numara belli. Sen kimsin be? Ben Deniz, 118. Neymiş? 118. Bu numarayı aklına iyi yaz, tamam mı? Neyin numarası ki o? 118 yani ben, bende 118 yani ben. 118 yani ben, bende 118 yani ben. Artık bu numaradayız anacığım. Haydi eller. 118 yani ben, bende 118 yani ben. Ay bu ne şaduman böyle ya? Bilinmeyen numaracılar artık sokakta da mı reklam yapıyor? Ay ne bilinmeyen numarası ablacığım? Numarayı söylüyorum işte sana. 118. Oy pusulasında 118. sıradayım. Bağımsız aday Lütfi Badem ben. Bu numarayı unutmayın, tamam mı? 118 yani ben, nerede 118 yani ben. Lan var ya, bu pusulada sona kalan adaylara yemin ediyorum yazık ha. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Yürü hanım, yürü yürü yürü. Unutmayın ha, 118 yani ben. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere, iyi akşamlar.